Toplayan alim misin, dağıtan alim misin? Müminler, biz sıradan adamız. Cahil coelayız, bundan anlamayız diyerek başlarından savamazlar bunu. Asla savamazsınız. Neden? Çünkü e, kıbleyi araştırmak zorundasın da alimini araştırmak zorunda değil misin? Evet, onun okuduğu koca koca kitaplardan anlamazsın sen. Basiretin de mi yok? Tamam, İbni Abidin anlamıyorsun ama bu adamın ibadetten çok, taraftar toplamak için uğraştığını, kurduğu bir ekolle kendisini ihya etmeye çalıştığını niye anlamıyorsun? Bu ihya'dan küçük bir not, küçük bir mülahazayı sayfanın dibine yerleştirmek gerekiyor. Zannediyoruz ki alimler, paraya düşkün olurlarsa, cinsiyete düşkün olurlarsa, e, o zaman herhalde, yani cahillik yapmış, öyle değil, para kadar, cinsellik kadar, ırkçılık kadar cazip bir şey daha var. Koltuk sevdası. Nasıl siyasetçiler oturdukları koltukla mezara gömülmek istiyorlar? Alimler de elinin öpüleceği, Efendi Hazretleri denceği makamda durmaktan hoşlanırlar. Onlar da nefis taşıyorlar. Bu paramızı almadı bu adam demek yeterli değil. Bu adam bizimle beraber oturduğu zaman Sürekli elini böyle karşımızda öpülmek için tutuyor. Bir ihtiras sahibi midir, değil midir diye de bakmak lazım. Mütevazi midir? Dul kadınlarla oturup konuşan, çocuklarla ebecilik oynayan peygamberin varisi bu adam. Büyüklerle selamlaşmıyor. Bırak çocuklarla oynamayı. Büyüklerle bile selamlaşmıyor. Müslümanlar alimlerini seçmek zorundadırlar birbiriyle iletişim kuramayan alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme alıp götüremezler bizi. Evet, ümmetimizin düşmanları var. Büyük sorunlar yaşıyor ümmetimiz. Saymakla bitmeyecek kadar. Ama alimler kendileri sebep oldukları zafiyetten kenara çekilmesini bilmelidirler. Bir kitleye İlim öğreten o çapta alimdir. Ümmet öncelikli. Ümmeti Muhammed'in bir arada durmasına yönelik kültür vermedikçe bana Riyazu Salihin'i okutma hakkın da yok senin.